Taksi lazımdır abi. Yolla bir taksi yolla. Sana teslimim Melaha Damla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Karpark Multiplayer oynuyoruz. Multiplayer. Bugün sizlerle Akasya Durağı taksisi yapacağız. Akasya Durağı taksisi derken ne demek istiyorum? Akasya Durağı dizisini biliyorsunuz. Oradaki Nuri Baba ve diğerlerin taksileri var ya, hani Akasya Durağı yazıyor yanlarında. Aynısını yapacağız arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Bu arabayı seçtim. Çakma Tofaş'ımızı. Hemen başlayalım. Önce geçmeden arkadaşlar, sizle birlikte yapıp öğreneceğim nasıl yapılıyor. Yani burada deneyerek öğreneceğim. O yüzden bazı hatalarım olur. Özür dilerim şimdiden. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hadi geçelim bakalım. Önce doğru rengimizi seçelim arabamıza. Şöyle çıtlak bir renk seçtik. Şöyle bir şey olsa olur mu acaba? Şöyle biraz daha mı uğraşsak? Şöyle iyi bence. Ne diyorsunuz gençler? Yorumlarda yazarsınız nasıl olduğunu sonunda. Tamam. Bunu yapabiliriz bence. Herhangi bir şey eklemenize gerek var mı? Yok. Yarımda telefon açık. Oradan bakıyorum neler yapabilirim diye. Logosunu yapalım direkt ben de. Şöyle. Bu kadar büyük değil aslında. Şimdi biraz daha şöyle küçültebilirim. Ama logomuz görünsün yani uzaktan. Kim bakınca böyle insanlar, aa bu Akasya Durağı'ndaki taksi değil mi desin. Şöyle yapalım şunu. Aynen. Biraz yamuk oldu sanki ya. Şunu şöyle yapsam daha iyi olacak. Yani böyle yamuk mu? Fazla takılmayalım bu ayrıntılar. Yoksa video çok uzayacak ve sıkılacaksınız arkadaşlar. Arada ben bunu şeyden aldım. İnternetten buldum. Ne yazmıştım ya? Klavyede olmayan şekiller mi? Öyle bir şey yazmıştım herhalde. Tam olarak şuraya şöyle oturtalım arkadaşlar. Bilgisayardan yapıyorum. Şu iş biraz daha zor oluyor. O tam oturdu. Ortasını yuvarlak yapmamız lazım. Şunu alalım da tam ortasına. Biraz daha küçültebilirim aslında. Şimdi orada nasıl? Aynı bu boyutlarda. Şöyle biraz da şöyle yapabilirim aslında. Aynen. Burada hafif turuncu yapabilirim aslında. Aynen. Bu renk de olabilir. Şimdi mükemmel alalım. Bunu da iç için yapacağım. Çizelim şöyle. İçini dolduralım. Direkt ben yuvarlak yapsam daha iyi olur da neyse böyle kalsın. Şöyle tam ortalayalım. Aynen. Şu an hattımız oluştu. Bayağı şık oldu. Şurası biraz uzun kalmış. Biraz da şey yapabilirim aslında. Biraz daha küçültüp şöyle ortalayabiliriz. 2, 4, 6 tane var. 2, 4. Biraz daha uzun olması lazım. Ben yaparken kanser oluyorum bazen arkadaşlar. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi şu yazış yerimizi düzeltelim. Şöyle biraz daha şöyle nereden yapalım? Üf, işte şimdi güzel oldu. Tam ortaladık. Şimdi yaprak yapacağız da
Şu şekilde yapalım. Çok yaprağa benzeyeceğini zannetmiyorum ben ama internetten yaprak şeylerine baktım. Sembollerini. Bulamadım bir türlü. Şöyle yaprağa benzeyecek en yakın. Şöyle tam ortalayarak. Şöyle yukarı doğru gidiyor biraz. Şöyle. Bir de rengini de ayarlayalım şuradan. Yeşilimsi bir şeyler olması lazım. Tamam, kopyaladık ilkimizi. Bakalım nasıl gözüküyor. Ay, idare eder. Böyle yapsak. Boşluk bıraksak. Şöyle yapsak. Yani çok yaprağa benzeyeceğini zannetmiyorum. Uğraştım arkadaşlar. Burada da kesmişimdir oraları. Çok uğraştım hatta. Bir sürü şey denedim ama olmadı. En iyisi bu bence. Durduğu için pek önemli olmayacak yaprakları. Şimdi kaldıralım. Şimdi akasya taksimi. Akasya. Hangisini kullansam? Şunu kullansam daha mı iyi olur? Aynen, daha iyi olabilir. Şöyle yapalım. Şuraya da taksi yazalım. Arkadaşlar taksimiz hazır olsun. Büyük gözlüğüm. Taksi yazmamız lazım. İngilizce de olmadığı için. Şöyle bakalım nasıl gözüküyor. Olmuş. Şöyle biraz daha şöyle yaptık. Yani arkadaşlar arkadaki o yapraklar var ya, onları daha iyi şekilde yapabilirsiniz. Ben beceremedim yani. Kusura bakmayın. Bence arabamızın rengini biraz daha turuncu yapabiliriz. Yani şöyle bir şey olabilir aslında. Aslında böyle de olsa. Ama o zaman şu içindeki şey gözükmüyor. Akasya taksinin. Ya normalde taksiler böyle ama biraz daha sarı renkli olması lazım. Ya da böyle kalsın. Biz bunun şeyini yapalım. Tam bulamamış da olabilirim. Şimdi biraz daha düzeltelim. Şöyle tam. Tamam, bulduk. Bir şey unutmuşum arkadaşlar. Ben burada siyah bir çizgi var. Onu da şöyle yapalım. Yazıdan. Sıfırla mı yapsak? Evet arkadaşlar, buldum. En iyi şekilde. Şöyle CTRL'de de yapayım. Şöyle. Tam çizgini oturtturalım. Siyah yapacağız zaten. Şöyle biraz daha küçültelim. Biraz daha şöyle. Mükemmel. Çok iyi oldu. Şöyle yapıştıralım şunu. Burayı ne? Tamamdır. Mükemmel oldu. Bence çok sevdim bunu. Altına da şeyini yazalım. Kimindi bu numaraya? Şurada bir yerde vardı. Telefondan bakıyorum da arkadaşlar. 34. Kimindi bu ya? Nuri Baba'nın mıydı? Nuri Baba'nın taksisi var mıydı? Tam hatırlamıyorum ya. Şeyin de olabilir. Tırın 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 Sinan'ın da olabilir. 4 tut. 93. Şöyle. Şuraya tam. Şuraya yapabiliriz. Şimdi siyah yapalım. Şu altı şuraya koyalım. Şöyle. Sadece logo yaptık. Diğer tarafını da yapabiliriz arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Yani bu şekilde oldu. Başka ne ekleyebilirim? Ne ekleyebiliriz? Şu tekerlekleri biraz daha şey yapalım ya. Jantlara tekerlek mi?
Araba cahili olduğum ne kadar belli. Şöyle bir şey yapsak. Daha iyi olur. Ya da şunu yapalım. Aynen bunu yapalım. Bu kadar büyük bir plakam olmuş. Bu kadar ince de olmaz. Tam şuraya koyalım. Şuraya da 34 T herhangi bir sayı sallayalım. 1070 siyah yapalım. Şöyle koyalım şuraya. Güzel. Tamamdır. Akay'da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bunu göstermek istedim zaten. Şu Akasya taksi yazan yere. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yani biraz oldu mu olmadı mı yorumlarda siz karar verirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.